Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim Ashab-ı kiram efendilerimiz Bizler için tarihte yaşamış efsanevi şahsiyetler değil eğer böyle olsaydı Kur'an onları bize anlatmazdı. Onlar Abdullah olmanın en has halleri. Ashab kalitesinde bir imandan bahsediyoruz ki o yeryüzünde insanlık tarihi boyunca Allah'ın onlardan razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu Böylelikle vahyin gözetiminde yetişmiş bir nesil. Bizler yeryüzünün neresinde yaşarsak yaşayalım. Hangi çağda, hangi asırda yaşarsak yaşayalım ideal kulluğu, o kulluk kalitesini bize gösteren en has Abdullahlar olan ashab-ı kiram efendilerimizden öğreniriz. Onları öğrendikçe adımlarımıza ayar çekeriz. Onları öğrendikçe kulluk yolundaki yürüyüşümüzde gayeyi hayal olarak onları belirleyip onların vardığı o güzelliğe varmanın gayretini veririz. Bu maksatla başladı aslında 82 il 82 sahabi projesi. Yoksa tarihte yaşamış olan şahsiyetleri anlatıp ağlayarak zaman geçirmeye gerek yok ki bu zaten sürekli olarak hayatımızda yaptığımız bir şey. İş onları öğrenip onlarla yeniden Allah'ın bizden istediği kulluğu hayatlarımızda diriltme adına gayret göstermektir. Bu maksatla bu topraklara imanın tohumunu saçan sahabi ile tanışalım dedik. Onlar Anadolu'nun dört bir tarafına imanın mesajlarını ulaştırdılar. Onlardan bir tanesidir Hazreti Ali. O dedi ki: "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum." Bilmem acaba ona sorsaydık. "Harfi bırak ey Ali." sana imanın şerbetini içiren, sana hidayetin nurunu ulaştıran kimse için sen ne yapardın diye sorsaydık onun cevabını da alırdık. Bir insanın hidayetine vesile olmanın hayber günü ona söylenmiş şekliyle yüz kızıl tüylü deveye denk olduğunu ya da bir başka rivayetle güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha kıymetli olduğunu Alileri, Selmanları, Ebu Zerleri, Ammarları, Abdullah İbni Abbasları radıyallahu anhu ecma'in onları yetiştiren aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğretiyordu. Onun için biz Yolda doğru yürümek için ashabın ayak izlerine muhtacız. Böyle olduğu için biz dedik ki tanışalım onlarla ve her tarafta onların izlerini takip ederek isimler tespit edildi. Kocaeli, İzmit nasipli bir yermiş. Ashabın gençlerinden, alimlerinden bir yiğit Buran'ın nasibine düştü. Burada Abdullah İbni Abbas demenin, onun adına bu meclisi kurmanın, ondan ilham alarak onun adı da Abdullah ya, tadı da zaten Abdullah, adı da tadı da Abdullah olan o yiğit insandan yeniden kulluğu öğrenmenin bir sebebi var. Onun bu topraklarda ayak izleri var. Ve biz ayak izlerinin olduğu yerde Abdullah İbni Abbas demek için bu gece onun adına bu meclisi kurduk. Nasıl ayak izleri var söyleyeceğim. Ama öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin beşinci yılı Hendek gazvesi sırasında Hendekleri kazarken önüne koca bir kaya çıktığı zaman eline almış bir balyoz o kayaya doğru vurmuştu. Hepinizin bildiği bir rivayet. Ve o kayadan kıvılcımlar semaya çıkmıştı. Sahabe sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında sahabeye sordu. Gördünüz mü o kıvılcımları? Evet ya Resulallah. Neydi onlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Semaya çıkan o kıvılcımlar Kisra'nın, Kayser'in, Yemen'in topraklarının ve saraylarının fethinin müjdesidir demişti. Aleyhisselatu vesselam efendimiz bir rüya görmüştü ki o rüya yatakta görülmemişti. Bir rüya görmüştü ki o rüya uykuda da görülmemişti onun gördüğü rüya uyanıkken görülmüş yani belirlenmiş bir hedefti. Sonra o rüyaya bir rüya daha eklendi. O günkü adıyla Konstantiniye, bugünkü adıyla İstanbul yani İstanbul bir gün muhakkak fethedilecektir deyip onun müjdesini de onun rüyasını da sahabenin zihin dünyasına düşürmüştü. Ne yaptı peki ashabı kiram efendilerimiz? Rüyayı, haberi, müjdeyi veren efendimizdi. O dediyse eğer muhakkak gerçekleşecektir. O halde yatalım ne de olsa gerçekleşecek mi dediler. Hayır. Onlar dediler ki Madem rüyayı gören Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçekleştirmek de bize nasip olsun. Ve bu maksatla dikkat edin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçmeden Yemen düştü, Sasani devleti düştü, İran toprakları ki o zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orayı işaret etmişti. Efendimizin vefatının üzerinden 17 yıl geçti, Hicretin 28. yılı İslam orduları Kıbrıs'ta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti, Hicretin 48. yılı İslam orduları İstanbul'da. Sahabe böyle anladı, böyle doğru anladılar. Ve ilk sefer hicretin 48. yılı komutan Fedale İbni Ubeyt Yalova'da da biz Fedale İbni Ubeyt diyeceğiz inşallah ondan dolayı. O orduların komutanı olarak Şam'dan İstanbul'a Kadıköy'e kadar atının sırtında devenin üstünde Anadolu'yu boydan boya geçerek geldiler. Ve onlar geldikleri zaman bu topraklara karla tanıştılar. O güne kadar sahabe karı hiç görmemişti. Kışla tanıştılar. Tam kış mevsiminde Kadıköy'e geldiler. Altı ay hiçbir şey yapamayıp beklediler. Yaz oldu. Ege'den Çanakkale'den 1700 parçadan oluşan İslam donanması da gelince karadan ve denizden kuşatarak İstanbul'un aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği o müjdeye kavuşması için gayret ettiler. Olmadı. İkinci sefer olmadı. Üçüncü sefer Olmadı. Allah 1453'te Sultan Muhammed Fatih'e o şerefi nasip edecekti. İlk seferde kaynakların bize verdiği bilgiye göre o orduların içerisinde tam 63 tane sahabe vardı. Anadolu'yu geçerek geliyorlar. Her nereye uğradılarsa oraya iman tohumunu saçarak geliyorlar. Onlar Anadolu'nun dört bir tarafından Eskişehir'e, Afyon'a geldiler. Oradan Bilecik'e geldiler. Oradan Kocaeli'ye geldiler. Oradan Kadıköy'e vardılar. 63 sahabinin içerisinde kim var? İki tanesi İstanbul'un misafiri. Ebu Eyyub El Ensari hepimiz biliriz onu. Ve Ayvan Ebu Şeybe El Hudri. Onun dışında gelip de dönenler de var. Abdullah İbni Zübeyir onlardan bir tanesi. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesi. Süfyan İbni Af onlardan bir tanesi. Fadale İbni Ubeyd onlardan bir tanesi. Eğer doğruysa bu kaydı koymak durumundayız. Çünkü başka bir kaynakta yok. Sadece en tarihçi Ebu'l-Fidan'ın verdiği bir bilgi Hazreti Hüseyin onlardan bir tanesi. Ve Abdullah İbni Abbas onlardan bir tanesi. Neden bugün Kocaeli'de, İzmit'te Abdullah İbni Abbas diyeceğiz anladık değil mi? Ayak izleri burada. Ayak izlerinin olduğu topraklarda bir vefa olsun ona ve onun gibi yiğitlere meclis onun adına kurulsun. O bizi adam etsin, o konuşsun, biz de buradan nasiplerimizi alarak gidelim inşallah. Allah hepimizi nasiptar eylesin. Abdullah İbni Abbas dersek dostlar hemen aklımıza gelecek olan şey ilim noktasındaki seviyedir. Sahabenin alimlerindendir. Her sahabinin sıfatı var, lakabı var, özelliği var. Söz Abdullah İbni Abbas'tan açılınca O Habrul Ümmedir Ümmetin ilim deryasıdır O Habrul Arap'tır Düşmanları İslam'ın dışında olanları ona öyle söylerler Arap'ın dahisidir O Bahrul Ümmedir Ümmetin ilim denizidir O İmamul Üme Ümema'dır alimlerin alimidir. O sultanul müfessirindir. Müfessirlerin sultanıdır. Bu son ifadeyi kimi onun için kullanıyor biliyor musunuz? Kendisi de bir müfessir olan Abdullah İbni Mesud kullanıyor. Eğer o diyorsa İbni Abbas için böyle bir ifade onun ilimde vardığı seviyeyi bize gösterir. Herkes onun ilmine hayran olmuş. İlimde elde ettiği o seviyenin ne kadar büyük olduğunu itiraf etmişlerdir. Bir soru sormak istiyorum burada. Bugünün dünyasına da mesajlar olsun diye. İbn Abbas'ı ortaya çıkaran o ortam, o günkü dünya ve o şartlar nelerdi? Neler bugün yok ki İbni Abbas gibi alimler yetişmiyor. İbni Abbas'ı ortaya çıkaran aslında üç temel özellik vardı. Bir Allah'ın seçmesi. 2- zeminin uygunluğu. Üç kişinin durumu. Birincisi Allah'ın seçmesi. Allah seçecek. Allah o insanı ilim adamı olarak, alim olarak seçecek. Biz buna istihdam-ı ilahi diyoruz. Allah'ın seçmesinin de yasaları vardır. Allah yasasız iş yapmaz. Kaderi vardır. Kaderinin mahkumu değildir ama her işi bir yasaya bağlı olarak yapar. Bir insanı alim olarak Rabbimiz istihdam etmeyi arzu ederse o insan ancak alim olur. Eğer Rabbu Rahimimizin bu anlamda bir isteği yoksa çok iyi bir hoca olabilir. Bilgin olabilir. Bilim adamı olabilir. Entelektüel olabilir. Aydın olabilir ama peygamberin varisi alim olamaz. Verasetin olabilmesi için Allah'ın o insanı orada istihdam etmesi şarttır. İbni Abbas ilk gün istihdam edilenlerdendi. Annesinin karnında annesinin kim olduğunu söyleyeceğim. Efendimiz çok seviyor onu. Yengesine haber gönderiyor. Doğar doğmaz bana gönder o çocuğu diyor. Doğar doğmaz kundakta o yavru aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirildiği zaman Efendimiz orada o an kundaktaki o yavruya o büyük duayı yapıyor ki sonra onlarca kez o duayı bir daha tekrar edecektir. Allah'ım sen onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret. İlk gün aldı o duayı aleyhissalatü vesselam efendimizden. İstihdam ilahi o gün başladı. O gün başladığı için de mahsul netice İbni Abbas gibi bir alim oldu. Birincisi bu. İkincisi zeminin uygunluğu. Zemin nedir? Ailedir, muallimdir, mekteptir, mescittir, çevredir. Aileye bakıyoruz. Baba Hazreti Abbas. Anne Lübabetül Kübra. Binti Haris El Hilaliye. Tam ismini vereyim size. Efendimizin amcasının hanımı. Anne de baba da evlatlarının ilim adamı olmasını işin başında istemişler. Yani anne bir sevdada Baba bir sevdada değil Anne diyor oğlum imam hatibe gitsin Hoca olsun alim olsun Baba diyor ki yok Bu oğlumuz Falanca işte olsun Ailede başlayan bir sıkıntı yok Ananın da sözü aynı Babanın da sözü aynı Aile böyle Muallim kim En başa yazacağımız isim Aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ali İbn Abbas'ın muallimi Abdullah İbn Mesud İbn Abbas'ın muallimi sayın daha birçok isim ve sayın Meymune validemizi onun muallimi neden Meymune validemiz ona da geleceğim mektep suffa mektebi zararlı hiçbir unsur yok başından sonuna kadar Allah adına Allah namına öğretilen bir ilim var orada o mektepte. Hal böyle olunca ailede aldığını mektepte tüketmiyor. Ailede, mektepte de aynı şeyleri öğreniyor. Mescit yeryüzünün en kutsal mescitlerinden bir tanesi. Hayatın içinde bir mescit. O mescitte dünyanın dört bir tarafında kan akarken çiçekten böcekten bahsedilmiyor. O mescitte Allah'ın memnun olacağı işler anlatılıyor. Başından sonuna kadar böyle. Ya çevre? Çevre Medine. Onun arkadaşlarına bakın. Arkadaşları Cabir bin Abdullah. Arkadaşları Enes bin Malik. Arkadaşları Abdullah İbni Amr. Arkadaşları Abdullah İbni Ömer koluna giren arkadaşları namaza götürüyor onu. Koluna giren arkadaşları Allah'ın memnun olacağı işlere götürüyor. O çevrede internet belası yok. O çevrede televizyon yok. O çevrede dedikodu yok. Medine'de ashab meleklerle kol kola geziyor. Şimdi ben bunları deyince bana şöyle bir şey demeyeceksiniz değil mi? E hocam şimdi ne öyle aile var, ne öyle muallim var, ne öyle mektep var, ne öyle mescit var, ne öyle çevre var. Nasıl yetiştireceğiz biz İbn Abbasları? Buna söyleyecek cevabım var benim. Hiç bahanelere sığmaya gerek yok. İbni Abbaslar bizden daha zor Mekke dönemini yaşadılar. Yaşadıkları coğrafya Yesrib'ti onların. Onlar Yesrib olan coğrafyayı Medine yaptılar. Evlerini Medine kıldılar. Medine kıldıkları için evlerini Allah toplumlarını Medine yaptı. Allah aşkına toplumumuzu Medine kılamayabiliriz. Gücümüz yetmeyebilir. Ama evlerimizi Medine yapamaz mıyız? Herkes kendine sorsun. Bu da ikincisi. Üçüncüsü kişinin durumu. Kişi de isteyecek, anne baba da isteyecek. Anne baba şunu yapmayacak. Üç tane oğlu var, kızı var. En zekiler en iyi işlere. Bilgisayar mühendisi, uçak mühendisi, mimar doktor. İşe yaramaz. Ne olacak? O da imam olsun, o da imam hatip olsun, o da oraya gitsin. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Habil ile Kabil kıssasındaki o kıssanın Kabil'in yaptığını yapmaktır. Anlatıyoruz bu kıssaları hayatın içine gelince ne yazık ki Habilce konuşuyoruz ama Kabilce iş yapıyoruz. Allah niye kabul etsin senin bile gözden çıkardığın kurbanı? En hasını ver. En güzelini ver. Gözünden sakındığı sakındığını ver ki sakınmadığını ver ki Allah da o kurbanını, o adağını kabul etsin. Kişinin durumu bu anne ve baba çerçevesinden. Kendi çerçevesine bakın. Çok şey söylenir. İbn Abbas söylesin. Zaten onu konuşturacağız. Soruyorlar. Ey İbn Abbas Böyle büyük bir ilmi nasıl elde ettin? İki şeyle diyor. Büyük bir arzu ve hırs ilme karşı ve düzenli bir çalışma istikrar. İlmi elde edecek iki unsur bu. Gönülden bir arzu, istek. Şartlara göre değişen, şartlara göre ayarlanan değil. Gerçekten istenen örneklerine geleceğiz. Ve bunun yanında düzenli ve istikrarlı bir çalışma. Bu olursa Allah'ın izniyle talebe olunur. Bu olunursa ilim yolunda ilerlenebilir. Bunları bir ön bilgi olarak kabul edelim. Gelin Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın hayat defterinin sayfalarını çevirelim. Miladi 618. 618 dediğimde, nübüvvetin 8. yılı demiş oluruz. Hangi günler? Müslümanların Mekke'de en sıkıntılı süreçleri Şibi Ebi Talip dediğimiz muhasara altında ambargo altında oldukları günler. Ve o günlerde Abdullah İbni Abbas dünyaya merhaba diyor. Kundakta Efendimiz'e getiriliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun adını Abdullah olarak koyuyor ve hep yaptığı bir sünneti yapıyor. Mübarek ağzında hurmayı yumuşatıp bebeğin ağzına sürüyor. Buna tahnik denir. Ona da yapıyor. Onun için İbn Abbas da birçok sahabi çocuğu gibi şunu diyecektir. Benim ağzıma ilk giren Aleyhisselatü vesselam efendimizin ağzındaki şeydi diyecektir. 618 dediğimizde efendimiz hicret ettiği zaman İbn Abbas kaç yaşında? Sadece 4 yaşında. Bakın bir çocuğun vahyin gölgesinde, vahyin nazil olduğu o coğrafyada nasıl yetiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Babası Hazreti Abbas, efendimizin çok sevdiği amcalarından günlerce imanını saklamıştır. Hatta yıllarca onun iman ettiğine biz kaniyiz. Çünkü kendi itirafları öyledir. Ama Mekke'nin fethedileceği güne kadar yani hicretin 8. yılına kadar imanını gizlemiştir. Ancak anası Lübabetül Kübra İslam'ın ikinci anasıdır. Onun için Efendimiz onu çok sever. İlk ana kim? Hazreti Hatice. İkinci ana kim? Lübevvetül Kübra. Kızlar var. Peygamberin evinin kızları iman edenlerdendir. Ama iman eden ikinci ana Lübabetül Kübra'dır. Lübabetül Kübra'nın annesi için de size birkaç cümle söylemem lazım. Anası Hint Binti Amr'dır. Bu hanımın dokuz tane kızı var. Mümine kız kardeşler denir o dokuz kıza. Süreç içerisinde dokuzu da iman etmişlerdir. Hint binti Amr'ı Araplar gösterince ne diyorlar biliyor musunuz? Şu kadına bakın. Bu kadının dokuz tane damadı var ki her biri birbirinden üstün. İleri de o dokuz tane damattan bir tanesi hepsinden üstün olacak. O dokuz tane kız kardeşten bir iki tanesini söyleyeyim. Esma bint Ümeys. Kim bu? Önce Hazreti Cafer'le evlenmiş. Cafer'i Tayyar'la. Mute'de Cafer şehit olunca Hazreti Ebubekir'le evlenmiş. Hazreti Ebubekir vefat edince Hazreti Ali ile evlenmiş bir İslam hanımı. Bu hanım İbni Abbas'ın teyzesi bakın İbn Abbas'ın bilgi kaynaklarını konuşuyoruz. Cafer'in evine de Hazreti Ebu Bekir'in evine de Hazreti Ali'nin evine de destursuz girip çıkar İbn Abbas. Teyzesinin evidir. Selma bint Ümeys kim? Hazreti Hamza'nın hanımı. Damatlara bakın damatlara. Böyle şeref kime nasip olur? Halid'in anası Lübabetül Kübra o hanımlardan bir tanesi. O hanımın iki kızı Zeynep binti Hüzeyme, Meymune binti Haris. Babaları ayrı, anneleri Hint binti Amr. İkisi de bizim anamız. Peygamber evinin sultanlarından. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce Zeynep binti Hüzeyme ile evlenecek. Zeynep validemiz sadece 30 aylık bir ev, 3 aylık affedersiniz, 3 aylık bir evlilik yapacak Efendimizle vefat edecek. Hicretin 7. yılında aleyhissalatü vesselam Efendimiz Meymune validemizle evlenecek. Meymune validemiz o eve gelince i̇bn Abbas için kapılar açılacak. Teyzesinin evidir. Destursuz girip çıkıp aleyhissalatü vesselam efendimizin birçok meselesine şahit olacak. Ana böyle bir ana bilgi kaynakları böyle. O ananın oğulları da var. O evin ikinci oğludur Abdullah. Büyüğü Fadıl. Abdullah'ın küçüğü Ubeydullah. Onun küçüğü Kusem. Onun küçüğü Abdurrahman. Onun küçüğü Mabet. Bir tane de hanım var Ümmü Habib. Bu erkek çocuklarını niye söyledim biliyor musunuz? İbn Abbas diyor ki hiçbir tane sahabe içerisinde Lüba'benin çocukları kadar büyük bir şerefe nail olan hanım yoktu. O çocukların her biri Allah'ın kelimesini yüceltme adına dünyanın dört bir tarafına gittiler ve her biri birbirinden uzak olarak Dünyanın dört bir tarafında şehit oldular, vefat ettiler. Büyü Fadıl Şam bölgesinde, Abdullah İbni Abbas Taif'te, Ubeydullah Medine'de, Kusem nerede biliyor musunuz? Özbekistan'da, Semerkant'ta. Hazreti Osman döneminde, İslam'ın sancağını oraya götürmek için Kusem gidecek, ve orada vefat edecek. Bugün Özbekistan'a gittiğiniz zaman Semerkant'ta onun adına yapılmış bir külliye görürsünüz. O külliyenin üstüne yazılmış bir de bir ifade görürsünüz. Nedir o ifade biliyor musunuz? Şahı Zent, yaşayan sultan demek. Yaşayan sultan o. İnanın halen orada yaşıyor. Çünkü şehitler ölmez halen orada hizmet etmeye devam ediyor. Abdurrahman ile mabet o günkü adıyla İfrikiye'de bugün Libya, Tunus, Mağrib o bölgelerde metfun. Kardeşlerin her biri de böyle. Abdullah İbni Abbas böyle bir zirve, böyle bir ailede yetişen birisi. Mekke'deki hayatı çocukluğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hicret ettiğinde dedim ya dört yaşında. Kaç yaşında geliyor Medine'ye? Kendisinden öğreniyoruz. Dört yıl sonra 8 yaşında. O 8 yaşında. Abisi Fadıl İbn Abbas 12 yaşında. Beraberce Mekke ordusu Hendek gazvesine gelmek için yola çıkıp geldiğinde o da ordunun o ikisi de ordunun içerisinde geliyorlar Ebu Rafi isimli bir de hizmetlileri var yanında Arç denen bir mıntıkaya geldikleri zaman orada Mekke müşriklerinin içinden kurtuluyorlar başka bir yoldan hem de zorlanarak zorlu bir yoldan çıkıp Medine'ye geliyorlar İbn Abbas'ın kendi sözü Diyor ki Medine'ye ben geldiğim zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hendek gazvesindeki Hendeklerin Kazma işini daha yeni Bitirmişti 8 yaşında babadan anada mahrum geldi Nerede kalacak Suffa mektebinde Tertemiz bir dimah Safi bir dimah Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i izleyen bir göz 8 yaşında kaydetmeye başlayacak. Ve tam 1660 tane hadis bize nakledecek. Muksilindendir biliyorsunuz. Hazreti Ebu Hureyre gibi, Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Abbas da o kutlu silsilenin beşinci ferdi olarak bize aleyhissalatü vesselam efendimizden 1660 tane hadis nakledecek. Onun naklettiği hadislere şöyle bir bakın. O hadisleri ya Hazreti Ayşe bize nakledebilir ya da o. Başka birine nasip olmamış. Neden? Efendimizin gecelerini anlatıyor bize. Gecelerde mahrem olan kimselerin girmeye imkanı olmadığı o hücre-i saadetteki tabloları aktarıyor bize İbn Abbas. Neden? Neden? Meymune validemiz onun teyzesidir ya o yakınlıktan dolayı. Bakın size bir rivayet aktarayım. Ve biraz da sizin düşünmeniz için size bazı şeyleri söyleyeyim. O gün için aleyhissalatü vesselamın hanesinde 7-8 tane hanım var. Bu ne demek? 7-8 günde bir sıra geliyor bir hanıma. Meymune validemizin yerinde olsanız o gün 25-30 metre kare olan o hücrenin içerisine başka birinin girmesini ister misiniz? İstemezsiniz. Meymune validemiz de istemiyor. Ama İbn Abbas Efendimizin gecelerini görmek istiyor. Onun için teyzesinden izin almıyor. Efendimizden izin alıyor. Ya Resulallah bugün seninle geçirebilir miyim diyor. Efendimiz de gel diyor. Meymune validemiz böyle gecelerin birinde İbn Abbas'ın naklini aynen size aktarıyorum. Odanın ortasında bir yatak, serdi diyor yatağı. İki tane örtü getirdi. Birini sağa koydu, birini sola koydu. Teyzem bir an önce beni uyutmak istiyor. Serdi diyor çarşafın bir miktarını aşağıya, bir miktarını da benim üstüme üstüme yorgan yaptı. Ben o şekilde girdim. Uyuyormuş gibi yaptım ama uyumadım. Uyumayacağım. Zaten orada olmasının sebebi var. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ı gözleyecek. Nice sonra efendimiz geldi. O da eğildi, baktı bana uyuyor muyum diye. Uyuyormuş gibi yaptım. Aleyhissalat ve selam efendimiz ona ayrılan örtüyü aldı. Üstüne sardı ve elbiselerini öyle çıkarttı. Mahrem, mahremiyet eğitimi bu efendimizin. Çok şey söylenir rivayet içerisinde ama az şey söyleyip sizin zihinlerinize havale edeceğim. Sonra diyor o örtüyle Meymune validemizin yanına uzandı. Gecenin ilerleyen vakitlerinde kalktı. Ben de döndüm o tarafa uyuyormuş gibi yapmaya devam ediyorum. Abdest aldı, geldi namaza durdu. Namaza durur durmaz iki rekat namazının ikinci rekatında ona yetiştim. Ali İmran suresinin 190. ayetini okuyor ve o ayetleri okur okumaz ben de hemen arkasına geldim. Efendimiz selam verdi beni arkasında görünce elimden tuttu tam beni yanına getirdi. Namaza durdu ben bir daha arkasına geçtim selam verdi arkasındayım elimden tuttu bir daha yanına getirdi namaza başladı bir daha arkasına geçtim böylelikle tam 13 rekat namaz kıldı aleyhissalatü vesselam efendimizin gece namazı bitirdi namazını döndü bana dedi ki İbn Abbas yanıma çektim seni arkaya geçtin yanımda niye kılmadın namaz kaç yaşlarında o gün biliyor musunuz 10 yaşlarında. Ne dedi İbn Abbas efendimize? Ya Rasulallah, sen bir Allah peygamberi elçisisin. Ben nasıl senin yanında namaz kılabilirim? Bunu deyince o kadar hoşuna gittik ki efendimizin. Orada o yaptığı duayı bir daha tekrar etti. Allah'ım, sen onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret. Bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğiz, sadece o gün orada yapılmış dua değil, bakın siz hadis kitaplarına baktığınız zaman Bukhari'de şöyle bir duayı da görürsünüz, çağıracak bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbn Abbas'ı yanına şöyle bir kucaklayacak, sonra elini başına sürecek, sonra başını göksüne birleştirecek, Allah'ım diyecek ona kitabı öğret. Böyle bir dua edecek. Yine Bukhari'de okuyoruz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü vesselam abdest almak için dışarıya doğru çıktığı zaman İbni Abbas onun suyunu hazırlayacak. Gelecek Efendimiz suyunu hazır görünce kim suyu hazırladı diyecek. İbni Abbas dedikleri zaman da Allah'ım sen onu dinde Fakih kıl diye dua edecek. Onlarca duanın örneklerini görürüz orada. Ve o gün, o gece orada da o duayı yapmış. Sonra, sonra Efendimiz oturdu diyor. Yanı başına oturdum. Yanağını yanağıma yasladı. Şöyle bir hayal edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 yaşında bir çocuğun yanağına yanağını yaslıyor ve öylece uyuyor. Diyor ki İbn Abbas nefes bile almıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam rahatsız olmasın. Bir, bir müddet sonra Bilal'in sesi duyuldu. Bizi mescide çağırıyor. Kalkıp bir daha abdest aldı. Ben de abdest aldım. Sabah namazına doğru yürüdüm. İbni Abbas o gecelere şahit olmasaydı biz nereden bilecektik bunları Allah aşkına? Ve bunun gibi daha nice bilgiler. Allah ondan da Meymune validemizden de ebeden razı olsun ki kurban oldular. Günlerini gecelerini kurban ettiler. Kurban bir nesil olarak bize o güzel dünyanın rivayetlerini ve tablolarını aktardılar. Peki aleyhissalatü vesselam efendimizin İbni Abbas'a yaptığı duanın nasıl bir hikmeti nasıl bir manası var? dinde derin bir kavrayış sahibi olmak ve tevili öğrenmek. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. Herkes işin sadece bir boyutunu ve sadece lafzını, sadece manasını kavrarken, anlarken İbn Abbas o duanın icabetinin bir gereği olarak birilerinin fark etmediği, Birilerinin görmediği derin bir kavrayış sahibi olarak olayın iç yüzünü de anlar. Onun için bakın sahabe içerisinde Ayşe validemizle İbn Abbas'ın sünnet anlayışı ashabın diğerlerine göre biraz farklıdır. Onlar işin tevilini yani maksadını, yani işin hikmetini öğrendikleri ve kavradıkları için Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasından bize sadece sünneti intikal ettirmemişler. Bir de sünnetin doğru anlaşılması adına da bizim önümüzü aydınlatacak nice şeyler söylemişler. Çok şey söylenir bu konuda da yine bir rivayet söyleyeceğim örnek olsun diye. İbn Abbas'ın talebelerinden Ebu Tufeil bize rivayet ediyor. Sordum diyor bir gün. Dedim ki ey İbn Abbas Kalmin yani Mekkeliler diyorlar ki aleyhissalatü vesselam efendimiz devenin üzerinde say yaptı. Ve bu da sünnetti. Bu doğru mu? Ne dedi İbn Abbas? Hem doğru hem yanlış. Merak etti İbn Ebu Tufeyl. Niye dedi böyle bir cevap verdin? Aleyhissalatü vesselam efendimizin Devenin üzerinde say yaptığı doğru ama bunun sünnet olduğunu söylemek yanlış. Neden? Çünkü o gün efendimiz bu işi mecbur kaldığı için yaptı. İnsanlar sorular soruyorlardı. Etrafını sarmışlardı efendimizin. Efendimizin sesi ulaşamıyordu sahabeye. Bunun için devesinin üzerine çıktı. Hem say yaparken hem de insanlara Haccın menasikine ait sorulan sorulara cevaplar verdi. Dolayısıyla burada sünnet olan sayı devenin üstünde yapmak değildi. Efendimiz bunu yaptı ama bunun hikmeti böyleydi. Başka bir soru soruyorlar. Diyorlar ki İbn Abbas'a Cuma günü gust etmek vacip midir? Bu konuda Aleyhissanat ve selam efendimizin onlarca hadisi var. Ne dedi İbn Abbas? Hayır dedi, vacip değildir. Peki Efendimizin onca sözünü ne yapacağız diye sorduklarında cevap şuydu. ve selam Efendimiz sahabeyi teşvik etti. Çünkü o günkü şartlar içerisinde gus edilerek gelinmesi toplumun nezaketi ve nezafeti açısından önemliydi. Ama bunu bir vacip olarak yüklemedi. Tevil bu işte, anlayış bu işte hikmet bu işte. Eğer bu derinlik olmasaydı böyle bir şey mümkün olur muydu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ettiği zaman İbn Abbas'ın yaşı 13-14'tü. O günden sonra Hazreti Ebu Bekir'in döneminde, Hazreti Ömer'in döneminde biz onu görüyoruz. Onun ilimdeki hırsına dair bir örnek vereceğim sizlere. Efendimizin vefat ettiği gün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş. Herkes de derin bir sarsıntı var. İbn Abbas'ın da yüreği kan ağlıyor. Ama o anda bir ilim tal talibine, bir ilim talebesine yakışır bir kameti var. Diyor ki kendisi ondan öğreniyoruz biz. Bir baktım hadis öğreneceğim birkaç sahabi Aleyhisselatu vesselam efendimizin vefatından dolayı Medine'deler. O gün Şam'da olanlar var. Efendimiz hastalandı diye gelenler var. Onları görünce efendimizin acısını yüreğime gömdüm. Dedim ki kendi kendime. Ey İbn Abbas, ilimde fasıla olmaz. Git ot sahabilere Usulüne uygun bir biçimde sor o hadisleri öğren. Öğren ki daha sonra ihtiyaç olduğunda sen de başkalarına söyleyebilesin. Gideceğim ama diyor cesaret edemedim. Ensar'dan bir arkadaşım var. İsminin kim olduğunu söylemiyor ama Ensar'dan arkadaşı dediği zaman Cabir bin Abdullah olduğunu biz anlayabiliyoruz. Cabire dedim ki Cabir Gel gidip beraber falanca sahabiye şu soruyu soralım. Cabir dedi ki: "Sen dedi böyle bir ortamda hadis mi öğreneceksin?" "Bırak dedi. Ashabın bu kadar alimleri varken sana bana mı iş düşecek?" "Bırak dedi gelmedi." "Ben dedi buna rağmen bir fırsatını kolladım ve o sahabilere öyle bir ortamda bile o hadisleri sorarak öğrendim." Allah aşkına bu rivayet size çok şey söylemiyor mu? Şartlara göre değişmez ilim talibinin gidişatı. Anne ölmüş, baba ölmüş, evladın ölmüş, başına onlarca iş gelmişsin. Eğer öğrenciysen atarsın defteri kalemi oturursun. Ama eğer talebeysen ne olursa olsun, ne gelirse gelsin ilim yolunda ilerlemeye devam edersin. İbn Abbas'ı alim yapan özellik buydu işte. Hiçbir şey onu ilim yolundan alıkoymuyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı bile. 16-17 yaşında böyle bir ilim iştiyakı olursa ne olur? 16-17 yaşında fetva sorulacak kadar fakih olan birisi oluyor. Hazreti Ömer ondaki ilmi fark edince ilim meclislerini onu götürüyor. Ashabın yaşlıları mesela Abdurrahman İbni Af ona da Allah rahmet eylesin çok farklı birisidir. Şöyle bir itirazda bulunuyor Hazreti Ömer'e. Niye bu çocuğu bizim meclisimize getiriyorsun? Eğer çocukları getireceksen onun gibi bizim de çocuklarımız var. Biz de getirelim. Hazreti Ömer diyor ki bekleyin. O çocuk sizin tanıdığınız bir çocuk değil. Ve orada bir soru soruyor. Nasır süresinde Allah'ın bize vermek istediği mesaj nedir? Ashabın büyükleri var. Bedir ashabı var. Kimler yok ki o mecliste? Herkes sürenin lafsi anlamını söylüyor. Ve Hazreti Ömer İbn Abbas'a soruyor. Ey İbn Abbas diyor Allah bu sürede ne dedi? İbn Abbas'ın verdiği cevap şu. O süre bize Resulullah'ın ölüm haberini veriyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Nasır suresini hepiniz biliyorsunuz. Tevili anlayan İbn Abbas şöyle bir tevilde bulunuyor. Diyor ki orada Allah dedi ki fetih geldiği zaman insanlar fevç fevç Allah'ın dinine girdiği zaman sen Rabbini tesbih et Rabbine yönel. Din kemale erdi, nimet tamamlandı. Dolayısıyla Allah Resulü Rabbini tesbih ederek ölüme yürüyecektir. Abdurrahman İbni Af dahil bütün sahabiler onun ilmine hayran olacaklar. Ve o günden sonra İbn Abbas'ın ismi ya da sıfatı ne olacak biliyor musunuz? İhtiyarların genci. İhtiyarların meclisinin genci diye anılacak. Hep ihtiyarlar vardır. Bir o vardır genç olarak orada ilim adına çok şey söyleyecek, çok şey öğretecektir. Abdullah İbn Abbas'ın ilim yolundaki işi böyle. O Huzeyfetül Yemani'nin yanında da aleyhissalatü vesselam efendimizin ona öğrettiği sırların arkasında durarak ilim adına ondan da nasiplenme adına gayret gösterecek. Bir gün Huzeyfetül Yemani Hazreti Ömer'e fitne kapıların kırılacağına dair bazı şeyler söyleyecek. Hazreti Ömer bir anda yüzünün rengi değişecek ve bir anda derin düşüncelere dalacak. O anda İbn Abbas girecek içeriye. Ey emir el müminin diyecek nedir bu hal? Ey İbn Abbas gel diyecek sana bir şey soracağım. Söyler misin bu ümmetin kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir olmasına rağmen nasıl olacak da fitnelerin kapıları kırılacak ve bu ümmet darmadağın olup fitnelerin kurbanı olacak? Bu soru çok önemli bir soru değil mi bizim için? Bakın kitabımız bir diyoruz. Peygamberimiz bir diyoruz. Biriz elhamdülillah. Çünkü bir olan Allah'a iman etmişiz ama halimiz ortada. Ne diyecek İbn Abbas? Tam da derdimize derman olacak bir hususiyete dikkat, dikkat çekecek. Ey Emir el Müminin diyecek. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'tan vahyi aldı bize öğretti. Biz o kitabı ondan öğrendik. Ahlakıyla ahlaklandık. Ahkamıyla hükümleriyle amel ettik. Ama gün gelecek insanlar Kur'an okuyacaklar. Kur'an'ı anlamayacaklar. Anlamadıkları zaman da bana göre bana göre deyip kişisel yorumlarını Allah'ın maksadıymış gibi insanlara anlatacaklar. Bana göreler çoğalınca da ihtilaflar, tefrikalar çoğalacak, fitne kapıları kırılacak. Allah aşkına İbn Abbas bugünün dünyasını resmetmemiş mi? Demek ki çözümü de gösterdi bize aslında. Ashabın öğrendiği ve yaşadığı gibi Allah'ın kitabının ahkamıyla amel edip ahlakıyla ahlaklandığı zaman bu ümmet Allah'ın izniyle tevhidin etrafında vahdet edecek o zaman gerçek manada birin etrafında birleşme gerçekleşmiş olacak. Allah o günleri bizlere göstersin. Ayşe anamız şunu diyecek bir gün onu Mekke'de Hacılara fetva verdi, verdiği anda görünce ashabın hayatta olanları içerisinde şu anda İbni Abbas'tan daha alim, haccın fıkhını daha iyi bilen, daha fakih birisini ben bilmiyorum diyecek. Ayşe Anamaz'ın bu sözünden siz onun nasıl biri olduğunu anlayın. Abdullah İbni Abbas'ın da size bir Abdullah İbni Mesud'un da size bir sözünü söyleyeyim. Diyor ki İbni Mesud o yaşça bizden küçüktü. Eğer yaşça bizim gibi olsaydı nicelerimizi geride bırakacaktı. İbni Mesud bir alim bir fakih o İbn Abbas için bunu söylüyorsa siz buradan anlayın. Nasıl bir ilmi var onun için bir şey daha söyleyip Başka bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Onun talebelerinden bir tanesi Ebu Salih. Diyor ki bir gün evine vardım. Baktım evinin kapısı miting alanı gibi. İnsanlar oralara gelmişler dünyanın dört bir tarafından sorular soruyorlar. İçeriye girdim. Ey İbn Abbas dedim. Dışarıda böyle bir manzara var. Abdest aldı bir yere oturdu. Bana dedi ki çık dışarıya. Kur'an ve Kur'an ilimleri hakkında soruları olanları içeriye al. Çıktım böyle soruları olanları içeriye aldım. Evde adım atacak yer yok. Herkes Kur'an ve Kur'an ilimlerine ait sorular soruyorlar. İbn Abbas'a cevap veriyor. Onlar gitti. Bana helali haramı, fıkha ait soru soranları içeriye al dedi. Onları aldım. Soru sordular gittiler. Feraiz ilmine ait soru soranları, miras hukukuna ait soru soranları al dedi. Onları aldım sorup gittiler. Tarih dedi, ensap dedi, nesep ilmi dedi. ilimlere ait herkesi aldım. Hayran olmuştum onun ilmine diyor. Bu nasıl bir ilim? Bu nasıl bir hikmet? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir kavrayış? Onun kavrayışı, ilmi, İlim noktasında durduğu nokta burası. Onun haricilerle nasıl bir mücadele verdiğini biliyorsunuz. Bildiğiniz meseleleri çok fazla size söyleyerek uzatmak istemiyorum. Ama bu konuyu bilmeyenler ne olsun ne olur bir araştırsınlar haricilerle olan mücadelesinde derin anlayışını ve o fıkhını o güzelliğini o örneğin üzerinden de alsınlar. İlim noktasında böyle biri. Böyle biri kütüphaneden kendisine dünya kurup da dünya ile bağlantısını kesmiş biri değil. Bakın bugünün alim diye takdim edilen isimlerini, şahsiyetlerini değerlendirmiyoruz. Aslında bize bir mihenk taşı olacak. Hepimizin dedim ya işin başında adımlarına ayar olacak bir şey. Bu kadar ilmi var bu kadar fıkın derinliklerine vakıf birisi ama biz onu yine bir mücahit olarak atın sırtında görüyoruz. Biz onu Kuzey Afrika seferlerinde görüyoruz. Biz onu Azerbaycan'da görüyoruz. Biz onu İran'da Tuster şehrinde görüyoruz. Biz onu Taberistan'da görüyoruz ve biz onu İstanbul'da görüyoruz. İlim İlim olduğu kadar da o ilmin başkalarına ulaştırma adına o ilmin ona yüklediği sorumluluk gereği atının üzerinde bir mücahitlik, bir mücadele görüyoruz. Böyle olan biri hayattan kopuk değil. Nasıl hayatın içerisinde Ramazan'ın son günü itikafta birisi geliyor. Yüzünde bir hüzün var peygamberin mescidinde itikafta olan İbn Abbas'ı ziyarete geliyor. Diyor ki İbn Abbas nedir bu halin yüzünde bir hüzün görüyorum ey peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu diyor. Ticaret yaptım falancasına borçlandım günü geldi şu kabirde yatan zata yemin olsun ki o zatın adına yemin olsun ki Ödemek için can atıyorum o borcu ama elim kolum bağlanmış o borcu ödeyemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Onun için bu hüzün, onun için bu sıkıntı beni sardı diyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki ister misin gideyim senin alacaklığınla konuşayım ve o borcunun vadesini biraz uzatayım. İsterim diyor sevinçle. Sonra diyor ki ama sen itikaftasın Mescitten çıkarsan itikafın bozulacak. Çünkü hüküm öyledir. Ne diyecek İbn Abbas biliyor musunuz? Ayağa kalkacak. Aynen o zatın dediği gibi söze başlayacak. Şu kabirde olan zatın adına yemin olsun ki o dedi ki: Bir Müslümanın ihtiyacını gideren birisi peygamberin mescidinde 10 yıl itikaf yapmış gibi sevap alır. Ben onun sözüne itibar ederek bu itikafımı bozup on itikaf sevabı almak için senin bu sıkıntını gidermek istiyorum. Hayattan kopuk birisi değil. İlim var onun yanında bir de hayatın içerisinde Müslümanların dertleriyle sıkıntılarıyla uğraşan bir kamet var. Abdullah İbni Abbas demek böyle birisidir işte. Hayatı çok çileli. Atın üstünde ilimle uğraşılmış bir hayat. Hicretin 61. yılı olunca Hazreti Hüseyin ki gözü kadar sever Hazreti Hüseyin'i Kerbela'nın meydanına doğru yürümeye başladığı zaman gitme ey Hüseyin deyip onun önüne çıkıp ağlayan gözlerden bir tanesi de o olacak. Ama Hazreti Hüseyin gitmem lazım deyip gidecek ve ceddi Muhammed'in dinini yeniden yüceltme adına Kerbela'nın toprağına kanını aktacak. O günden sonra İbn Abbas 7 yıl yaşayacak. 7 yıl boyunca İbn Abbas'ın gözünden yaş eksilmeyecek. Dilinden de ah Hüseyin vah Hüseyin ah Kerbela vah Kerbela eksik olmayacak işin sonunda da gözlerini kaybedecek. Taif'te hayatının sonlarına doğru bir göz doktoru gidecek yanına tedavi edecek ve şöyle bir şey söyleyecek. Bir hafta namazlarını ima ile kılarsan eğer senin gözlerini iyileştirebilirim. Tevili bilen fıkı bilen birisi ne diyecek? ruhsatı her daim insanlara söylemiş birisi. Ama orada kendi şahsı için azameti tercih edecek. Ve doktora diyecek ki ben hayatımın sonunda Allah'a borcum olan namazı yatarak kılmak istemiyorum. Varsın gözlerim böyle olsun Rabbime yürürken kıyam halinde yürüyeyim diyecek. Ve onun üzerine bir hafta sonra da Taif'te Rahim-i Rahman'a ulaşacak. Hicretin 68. yılı 70 yaşlarında. Cenazesini onun amcasının torunu olan Hazreti Ali'nin oğlu yani Hazreti Hüseyin'in kardeşi Muhammed el-Hanefi'ye kıldıracak. Ve Taif'te meskun olacak, metfun olacak. Eğer yolunuz düşerse bir gün Taif'e onun adına yapılan bir mescit ve mescidin arkasında ona ait kabri göreceksiniz. İbn Abbas'ın hayatı böyle bir hayat. İnanın o hayatın zekatını bile anlatamadım size. Zekat kırkta birdir değil mi? Emin olun kırkta birini bile anlatamadım. Ama ben biliyorum ki benim canım kardeşlerim az sözle de çok şey anlarlar. Şimdi ben söyledim söyleyeceğimi söyleyemediklerim de kaldı bende. Ama onun hayatından beş cümleyi size emanet olarak bırakacağım. Size emanet olarak vereceğim. Bu topraklarda İbn Abbas'ın ruhunun yeniden diriltilmesinin yoluna, yöntemine dair bizim bilinç ışıklarımızı yakacak inşallah. Ona vefa göstermek. Onun adına ağıtlar yakmak değildir. Ona vefa göstermek, onun da kurban olduğu bu dinin mesajlarını yeniden hayatın içerisinde diriltmektir. İşte İbn Abbas hayatın içinde o mesajların dirilteceğine ait hayatıyla bize çok şey söyledi. Ben o çok şeyden beş temel hususiyeti sizin nazarlarınıza, sizin fehminize, sizin anlayışınıza emanet olarak veriyorum. Bir, peygamberinin rüyasını ve hedefini kendine emel olarak belirle ki onun sesini ve sedasını sessizliğe mahkum etmeyesin. Anlaşıldı mı dostlar? Bir daha söyleyeyim mi? peygamberinin rüyasını ve hedefini kendine emel olarak ideal olarak belirle ki onun sesini ve sedasını sessizliğe mahkum etmeyesin. Peygamber bir rüya gördü hendekte. Kazmalar vururken söyledim. Sahabe ne yaptı? O hedefi, o rüyayı gerçekleştirmek için dünyanın dört bir tarafına gitti. Peygamberimiz bir rüya gördü. Hazreti Fatma bize naklediyor. Kaynak hakimin müstedrekidir. Hayber'den dönmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz günlerin yolculuğunun yorgunluğunda üstü başı toz içerisinde Fatma'sına doğru yürüyor. Fatma da ona doğru yürüyor. Evin kapısının önünde Fatma babasına sarılıp gözyaşları içerisinde ağlamaya başlıyor. Bir taraftan da babasının üzerindeki tozu toprağı silkeliyor. Ve diyor ki baba ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Rahat etmeyecek misin bu dünyada? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o da gözündeki yaşı silerken hedefini, rüyasını ve hülyasını bize söylüyor. Sabret kızım gün gelecek Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra kiremitten kerpiçten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır. Sessizliğe mahkum edecek misiniz bu rüyayı etmeyin hedefiniz ne olur bu olsun. Vallahi gerçekleşecek, billahi gerçekleşecek, tallahi gerçekleşecek. Biz Amerikasından Filistin'ine kadar o adın ve o adın adın sembolü olan ezanı Muhammed'inin şehval açacağını göreceğiz inşallah. Mesele nedir biliyor musunuz? Sahabe gibi ben yapayım deyip meydana çıkmaktır. O sesi, o sedayı sessizliğe mahkum etmemektir. İkincisi İlme karşı derin bir iştiyakın, ihsan şuurundan kaynaklanan sarsılmaz bir ihlasın, şartlara takılmadan düzenli ve istikrarlı bir çalışman olsun ki, gerçek manada talebe olasın. Talebe olmak istiyor musun? İşte yolu. Söz onundur aslında. Onun hayatından çıkardık. İlme karşı... Derin bir iç yakın, ihsan şuurundan kaynaklanan sarsılmaz bir ihlasın, şartlara takılmadan düzenli ve istikrarlı bir çalışman olsun ki gerçek manada talebe olasın. 3 Salihlerin meclislerinden ve onların ayak izlerinden ayrılma ki onlar tarafından fark edilebilesin ve onlardan dua alabilesin sakın küçümsemeyin duayı. Evlatlarınıza salih gördüğünüz insanlara dua ettirin. Allah o salihin hatırına o duaya icabet eder. Evladınız İbn Abbas gibi bir alim olur. Mücahit olsun diye dua ettirin. Muvahhid olsun diye dua ettirin. Siz de dua edin. O dualardan bir tanesi Allah'a ihlasla, ihsan şuuruyla yapılır. Allah o duayı kabul eder inşallah. Salihlerin o duasının mazhariyetiyle evlatlarınız ve evlatlarımız salih ve salihalar olur. 4. Gözünü haramlardan, kulağını dedikodulardan, yüreğini kötü duygulardan arındır ki safi bir dimağ ile Kur'an ve sünnetin rahlesinin önüne oturabilesin gerçek manada istifade edebilirsin. Gözünü, kulağını, yüreğini böyle şeylerden arındırırsan alıcıların açılır aynen İbn Abbas gibi. Alıcılar açılırsa eğer Allah'ın rahmeti de orada çok farklı tecelli eder. Allah'ın izniyle ilim adına çok farklı bir noktaya varmış olursun. 5. Hasedin Allah'a karşı haddi aşmak olduğunu unutma. Unutma ki her durumda Allah'tan razı olasın ve her durumda Allah'ı razı etmek için gayret gösterebilesin. Haset Allah'a karşı haddi aşmaktır. Ne diyor biliyor musunuz İndepaz? Duysam ki bir kardeşimin tarlasındaki ürünler benim tarlamdan daha fazla ürün vermiş, kendi tarlamda ürün çıkmış gibi ona sevinirim. Duysam ki bir hakim bir kardeşimin davasında adaletle hükmetmiş, o kardeşim de sevinmiş. Ona sevindiğim kadar kendime sevindiğim kadar ona sevinirim. Duysam ki bir kardeşim Allah'ın emrini yerine getirmek için gayret göstermiş, kendim getirmiş gibi onun hesap, hesabına sevinirim. Bu nedir? Haşyeti hayatının eksenine koyarak hasede hayatında yer vermemektir. Haset etme. Sen eğer haset edersen Allah'ın sınırına girdiğini unutma. Bak Allah senin için neler takdir edecek. O zaman Allah'tan razı olacaksın. Allah'ı da razı edeceksin. Allah'tan razı olun. Onu da razı edin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.